Herhalde merhaba ben Üstü Hoca 65 gün daha edebiyat kampı ayın 15'inde başlıyor Başlamadan önce çok önemli videolar var demiştim İşte o videoların ilkiyle karşınızdayım Uzun soluklu bir seri bizi bekliyor yani inanılmaz videolar var, inanılmaz konular var ama neyi merkeze almamız lazım, neyin üzerinde durmamız lazım onu konuşacağız arkadaşlar. Odak noktamız ne olmalı, hangi konular daha ön planda, neyi önce bitirmek lazım, neyi sona bırakmak lazım. Gelin isterseniz her şeyi tüm aynı konuşalım arkadaşlar. Evet şimdi video ders notları kitabımızın içindekiler kısmını açtık arkadaşlar. Bakın lütfen dikkat hem kamp gidişatını iyice oturtmuş olalım hem de konu önemlerini bilmemiz lazım. Hangi konu daha ön planda olmalı? Mesela şiirle ilgili biçim özellikleri demişiz, kavramlar demişiz eyvallah. ahenk kusurları eyvallah. Şiir türleri edebi sanatlar şunların tamamını şiir bilgisi çatısı altında incelemek mümkün. Şimdi edebi sanatlardan sorumuz var Garanti Banko %100. Şiir türlerinden var. E şiirde ahenk unsurları ve tabii ki kavramları da kattığımız zaman oradan toplamda burası artı 3 net gibi bir görüntü çiz Artı 3 netimiz burada arkadaşlar. Şimdi burada en önem verdiğim konu net olarak söylemek gerekirse arkadaşlar. Edebi sanatlar. Edebi sanatların hiç kaçarı yok. Çat diye bir soru gelecek. Bütün edebi sanatlara çok hakim olmak lazım. Cebe koymak lazım. Zaten kampta demiştim edebi sanatları daha da genişletiyoruz diye. Daha da edebi sanatlar eklendi. İştikaklar vesaireler inanılmaz şeyler var. Çok önemli şeyler göreceğiz. Neyse zaman gelsin. Şimdi edebi sanatlarda merkeze alacağımız nokta Tabii ki özellikle bilinir sanatlar, değil mi? Teşbihtir, teşhisler istihare önce onları merkeze koyacağız. Sonra da detaylara gireceğiz. Çok önemli şeyler var burada. edebi sanatları cephe koymamız lazım. Biz bu nokta itibariyle, dördüncü gün itibariyle bakın ilk 4 günde şiir bilgisini bitirdiğimiz an... Artık dönemlere yükleneceğiz. Yani kişisel hayatı konu alan metinler yok işte görsel bir şey göstermeye bağlı metinler. Aman Allah'ım gazete çevresinde gelişen metinler falan. Bunlarla işimiz en son olsun. İşimiz olmayacak değil. En son olmalı. Biz önce şiir bilgisini halletmeli. Sonrasında arkadaşlar bakın dikkat. Dönemlere geçmeliyiz. Bu sene bu sırayı izleyeceğiz. İnanılmaz bir değişiklik yaptık kitapta arkadaşlar. İslamiyet Öncesi dursun biraz konuşacağız. Türk destanları mesela banko artı bir netimizdir bu. Çok detaylı konuşacağız her şeyle için rahat olsun. Sonra İslamiyet etkisi ve daha da önemlisi divan edebiyatına Divan edebiyatından ortalama 3-4 soru bizi bekliyor arkadaşlar. 3-4 soru aman dikkat. Mesnevi yine çok genişletilmiş bir şekilde karşımıza gelecek. Mesnevi'den sorumuz var bu sene. Divan Edebiyatı'ndan sorumuz var. Divan nesine saygı duyarız. Divan sanatçılarından garanti sorumuz var. Yani sizden ricam arkadaşlar bu sene yine Divan edebiyatının merkeze alır bir çalışma izlemeniz. Bu ne demek? Divan Edebiyatı'nı daha sık tekrar etmelisiniz. Daha çok tekrar etmelisiniz. Daha çok soru Divan Edebiyatı'ndan çözülmeli. Her birinden 100 ise bundan 150-200. Her birinden 200 ise bundan 250-300 soru çözülmeli arkadaşlar. Yani her türlü 2'ye 3'e katlamalısınız diğer konulara göre. Halk Edebiyatı eyvallah saygı duyduğumuz bir bir dönem ama daha çok nazım biçimleri noktasında soruluyor. Yani halk edebiyatı dendiği zaman ne nokta biçimi yazarsam olay biter. Nazım biçimi. Yani tutup da karaca olan işte ne bileyim Köroğlu, Dadaloğlu çok aman aman yazar eser noktasına karşımıza gelemeyeceği için ya adamlar cönklere yazmışlar çok da günümüze bir eser kalmamış. Ya halk edebiyatı biraz daha sözlü özelliklerle karşımıza çıkıyor. Zaten İslamiyet öncesinin ufak ufak devamı değil mi Allah aşkına? Doğal olarak halk edebiyatı bu sene yine her zaman gibi nazım biçimleriyle odak noktası olabilir. Nazım biçimleriyle dikkat. İşte koşmadır, semaidir, varsadır, ilahidir. Nazım biçimi, nazım türü hepsini bilmekte fayda var. Şimdi Edebi akımlardan zaten bir sorumuz var. Eyvallah burası kesinlikle artı bir net. İki güne bilinçli olarak yaydım iyice oturtulsun daha detaylı işlenilsin diye. Tanzimat romanından artı bir soru tanzimat edebiyatından diyelim. Servet Fiyon'un eyvallah artı bir sorumuz var. Fecati belki milli edebiyat artı bir soru. Şimdi geriye kalanlar daha çok cumhuriyet etrafında toplanacak gibi görünüyor şöyle dursun. Şimdi cumhuriyette de arkadaşlar şiir gruplarından liderlere çalışın. Bakın şöyle ben çizeyim. Liderler. Biz beraber götüreceğiz zaten. Ben size adım adım ilerleteceğim. Ama başlamadan önce şu algı kırılsın istiyorum. Hani abi binlerce yazar, onlarca eser, onlarca şiir. Hocam hepsine mi hakim olmam lazım? Hayır. Hocam Cumhuriyet'te 400'den fazla yazar var. Hepsini bilmem mi lazım? Hayır. Bir iki tane, bir iki tane. Emin olun gerek yok hiçbirine. Emin olun. %99'una gerek yok. E bu sene gördünüz. Ondan önceki sene gördünüz. Ondan önceki sene gördünüz. Yani Cumhuriyet'in böyle çok aman aman merkeze alındığı eyvallah sınavlar tamam oldu ama yani tutup şiir grupları merkeze alınmadı. Şiir gruplarından liderler karşımıza geliyor liderler. Cumhuriyet döneminde daha çok arkadaşlar roman ağırlıklı gitmenizde büyük fayda var. Bakın şiir grupları bitiyor sonrasında roman var. Şu kısım biraz daha önem taşıyor ama yine de Olası bir şiir verme garip akımlı sorma. Olası bir şiir verme ikinci sorma. Olası bir şiir verme metafizik şiiri merkeze alma sorusuna da hazır olmakta fayda var. Yani cumhuriyet şiiri aslında tutup da hangisi şu gruptadır bu grupta yer alanlardan hangisi şunu yazmış demiyor abi artık. Artık bunu söylemiyor. Cumhuriyet şiiriyle ilgili bir tane parça veriyor bir örnek veriyor hangi şiir grubuna ait olduğunu soruyor. Bunlara odaklanmak lazım. Yani aslında şiir örneklerini bakın bu sene kitapta yoğun bir şekilde göreceğiz. Şiir örneklerini merkeze almak lazım. Yani garip şiiri anlatırken garip şiir örneğini vermek lazım abi artık bunu görmek lazım. Bu çok önemli. Onun dışında romanı cebe koyduğumuz zaman zaten geriye metinler kalıyor. Birer ikişer soru da oradan aldık olayı bitirdik. Yani sizden ricam bu sene çalışmalarınızda divan edebiyatını merkeze koymanız. Her zaman olduğu gibi divan edebiyatı bizim için çok önemli. Ama bir ayrıntıyı daha vereyim arkadaşlar. Hiçbir yerde duymayacağımız ayrıntı. Dönem bazlı bir sınav bizi bekliyor artık. Bu sene 2025'te dönem bazlı bir sınav olacak. Dönem bazlı sınavdan kastım şu. Genel anlamda genel özellikler yani genel çatı verilir ya böyle dönemi işlerken tanzimat dönemi dersin genel özellikler aktarırsın. Artık o sayfalarda bizim için önem taşıyacak. Olası detay bir ismin sorulmasında onu kopyala yapıştır yapabileceğiz. Yani tanzimat dönemine hakim olan bir öğrenci olası bir şair yazar vesaire sorulduğunda dönemin özelliklerini o kişi için çok rahat kullanabilecek. Ya da Servet Fünun'la ilgili bir soru geldiğinde kilit bir isim sorulduğunda hani biz mesela Servet Fünun'da Süleyman Nazif'i beklemeyiz değil mi? Tevfik Fikret'tir, Cenab-ı Şahabettin'dir. Halit Ziya'dır Servet Fünun gerisi değildir. Ama gerisini sorduğu an Böyle elimiz ayağımız titremek ki çat 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 dönemin özelliklerini kopyalı yapıştır yapabilmeliyiz. Yani sizden ricam bu sene biraz daha dönem bazlı çalışmanız. Tür bazlı değil. Yani eserlerin tür özelliklerini hocam çok iyi bilmem lazım mı? Hayır. Bu şiirdir, bu romandır, bu makaledir, bu denemedir. Hayır abi bunlarla vakit kaybetmeyin. Çok kilit, çok bilindik eserleri tabii ki bilelim. Romansa roman diyelim. Tiyatroysa tiyatro diyelim. Şiirse şiir diyelim. Bazı eserler yalnız. Fakat sizden ricam şu. Bizim şairlerimiz... İşte yazarlarımız vesairelerimiz oldukça üretken arkadaşlar. İnanılmaz. Yani hiç yazmamış diyen adam 100 tane eser yazmış. Hiç kalem azıcık oynatmış dediğimiz adam 250-300 tane. Hepsini bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Tamamını hakim olsak bile diyelim ki hepsini sayabiliyoruz vesaire hepsini hakimiz. Sınavda belli başlılarıyla muhatap olacağımızı biliyoruz. Son 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl Allah aşkına bir bakın ya. Yani çok böyle bilindik bir romancının inanılmaz bir tiyatrosu gelmemiş abi. Çok bilindik bir şairin yazdığı bir roman gelmemiş. Sormuyor adam bunu. Bundan sonra tabii ki sormayacağı anlamına gelmez. Biz her şeyi işleyeceğiz ama sormayacak kafası bizde olmalı. Soracak kafası bizde olmalı. Bu kafayla gitmeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz arkadaşlar artık. Ben bu dönemi işliyorum ama bu adam önemsiz kardeşim. Gelmiyor sınav noktasında. Ya biz bu dönemi işliyoruz ama bu adamı sormayacaklar kardeşim. 10 yıldır 15 yıldır bu adamlar yanından geçmemiş bu ismin. Sorma ihtimalleri sıfır diyebilmeli bir öğrenci. Yani sizden beklediğim bu sene performans bu. Yani aslında benim videolarda yaptığımı Artık sizin de yapmanızı istiyorum. En önemli ricam bu arkadaşlar. Ya keskin olun Allah aşkına. Cumhuriyet bir geliyor mesela elimiz ayağımız titriyor. Ondan sonra Cumhuriyet'ten sonra gelince kaçırıyoruz. Bu önyargıyla girdiğimiz için. Cumhuriyet döneminde sorulacak isimler bir elin iki elin olsun haydi. İki elin parmaklarını geçmez. Vallahi de geçmez. Billahi de geçmez arkadaşlar. Budur. İki elin parmakları Cumhuriyet dönemi romanı, şiiri vesaire bütün Cumhuriyet döneminde sorulacak isimlerin listesidir. Ah liste bu kadar. Bitti. Bunun dışında hiç çalışmanıza gerek yok. Ya kasmayın Allah aşkına. Halk edebiyatına gidiyoruz. Onlarca isim falan sorulma ihtimali var mı sizce? Allah aşkına Karacaoğlan'ı hangi eserle sorabilirler? Ya da Köroğlu'nu, Dalalı'nı nasıl sorabilirler? Abi halk edebiyat demek nazım biçimi demek, nazım türü demek ne varsa. Divan edebiyatı yazar demek, eser demek. Çok zaman zaman çok arada içerik demek. Tamam meslevilerin içeriklerini bileceğiz. Bakın oraya yıldız koyduk. Detaylı bir meslevi içeriği bekliyor bu sene bizi. Her zaman olduğu gibi. Ama yine de divan edebiyatı sanatçıları, nazım biçimleri, nazım türleri divan, divan, divan arkadaşlar. Ha gece gündüz yüklenelim hepsini es geçelim. Hayır. Hepsi bizim için önemli. Olası bir şiir daha kusurlar unsurları. Yani olası bir kafiye sorusuna hazır olmalıyız. Olası bir şiir türleri. Epic mepic yapıştırmalıyız. Orada hata yapacağınızı zaten düşünmüyorum. Soru kaçıracağımız nokta divan olabilir. Divanı yine merkeze alalım. Ben de zaten bu seneki anlatımlarda onu fazlasıyla sizlere hissettireceğim. Her sene yapıyordum aslında ama bu sene bakın dikkat gün sıralamasını değiştirerek bunu çok ağır bir şekilde, yoğun bir şekilde yapacağım. Haberiniz olsun. Kanalda kalmaya devam arkadaşlar. Sizden ricam 65 günü de adım adım takip etmeniz. Geçen seneden şöyle bir farkımız daha var onu da söyleyeyim. Geçen sene 2 gün Biliyorsunuz konu yapıyordum. Bir gün soru, iki gün konu, bir gün soru, pazar boş derken haftada üç gün neredeyse soru çözümü ve bir gün boşla geçiyordu. Yani yedi günün dört günü video geliyordu. Bu sene tam tersinin yoğunluğunu yapacağız arkadaşlar. Altı gün aralıksız video gelecek. Atıyorum ilk altı gün, birinci gün, ikinci gün yani altıncı günü kadar gideceğiz. Yedinci günümüzde pazar günü dinlenme Sonra diğer pazartesi 7, 8, 9, 10, 11. Yani kısacası artık her gün kamp videosu gelecek arkadaşlar. Soru çözümleri ise derli toplu olarak atacağım. Ya biraz daha toplayıp atacağım. Hani 2 günde bir, üç günde bir attığım zaman soru çözüm videosunda biliyorsunuz böyle çok çok aman aman çok yığmıyorum. Sorularla sizi çok boğmuyorum. Zaten kitaptan fazla ödevlendirmiş oluyordum soruları. Ama yine de böyle konuyu özetleyen sorular çözüyorduk. Onu artık kamp videosuna kattığım için ekstra bir soru çözümünü toplu toplu yapacağım. Her 10-15 günde bir, 8-10 günde bir diyeceğim ki ya bu konular önemli. Buraya kadar geldik hadi bunun bir tekrarı olsun. Genel soru çözümleri atacağım. Yani deneme formatında soru çözümleri göreceksiniz. Bu çok fayda sağlayacak. Çünkü biz özel yani detaylı soru çözümlerini zaten artık videoda yapacağız. Eskiden konu anlatımını yapıyorduk. Tamam görüşürüz deyip soru çözümü için ayrı bir video yapıyorduk. Artık konu anlatımının sonuna arkadaşlar soru çözümünü de ekledim. Dolu dolu yoğun videolar bizi bekliyor. O yüzden bir günü soru çözümüne ayırmayacağız. Her gün bizim için kamp günü olacak. Yani geçen seneye göre çok daha kısa sürede bitecek bir kamp bizi bekliyor. Konu haritamız burada arkadaşlar. Gidişatımız burada. Hem bir kampın hatırlatmasını da yapmış olduk sizlere. Hem de önem sırasını adeta burada vermiş olduk. Bu sene bizi şov bekliyor. Yalnız sizden ricam 65 Sayısına dikkat arkadaşlar çok manidar bir sayı çok bilinçli olarak hazırlandı bu ya 65 gün hadi 65 olsun neyse demedik Hadi 49 olsun neyse. Hayır abi hepsi çok bilişli hazırlanıyor. 65'ten kastımız tam anlamıyla bu konuların yayılımı aslında. Bakın hiçbirine şunu demezsiniz arkadaşlar. Ya hocam bunu da yani konu yapmanıza gerek yoktu. Bunu da... Hayır abi bakın kamp değerlendirme bile çok manidar. Çünkü halk edebiyatının tam böyle kilit bilgisini vermeye yaklaşırken çağat. Bir ara veriyoruz dinleniyoruz sonra halk edebiyatı bomba gibi devam ediyor. Bakın ikinci kamp bakalım arkadaşlar. 24. gün niye abi? Çünkü Tanzimat'a tam dönemlere gerçek anlamda akımlardan sonra bakın edebi akımlardan sonra gerçek anlamda dönemlere başlıyoruz. Tabii ki divan ve halk edebiyatta gerçek anlamda dönemi ama, ama ya Tanzimat dedim mi Derya Deniz şimdi yani. Servet Fünün, Milli Edebiyat, Fecati, işte Cumhuriyet bunlar Derya Deniz dönemler. Gerçek anlamda dönemlere geçtiğimizde daha Bismillah demeden küçük bir ara verip sonra yoğunlaşıyoruz. Yani aslında her gün Ilmek ilmek dokunmuş günlerdir. İçiniz çok rahat olsun, çok bilinçli hazırlanmış bir 65 gün olacak. O yüzden sizden ricam önden gitmeyin çok geride kalmayın. Benimle birlikte başlayıp devam etmeyi lütfen alışkanlık haline getirin. Arkadan geldiğiniz zaman da zaten tekrar olacak sizin için. Konular, videolar zaten yığılmış olacak. Oradan da gidebilirsiniz. Sorun yok. Yani birkaç gün arkadan gelmenin çok bir sıkıntısı yok. Ama lütfen önden gitmeyin. Önden gitmekten kastım şu. Ben ikinci gün video satıyorum ama siz beşinci, altıncı güne kadar kitaptan çalışmışsınız. Satır satır sorular çözülmüş falan. Asla acele etmeyin. Çok erken bitecek arkadaşlar. Düşünsenize. Eylül'de zaten 15-20 gün Eylül'den gidiyor. E, Ekim 30 gün oradan say. Yani kampın nereden baksanız 40-45 günü Ekim'in sonunda bitmiş olacak. E ne kalıyor? 15-20 günlük bir süreç. Kasım'ın ortaları gibi kamp bitmiş olacak. Hadi sonu olsun. Düşünsenize Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yani 6-7 ay kala biz edebiyat kampını bitirmiş olacağız. E peki bu 6 ayda onlarca kamp bizi bekliyor. Divanlar, Cumhuriyetler, şiirler vesaire bir sürü özel kamp bizi bekliyor olacak. İçiniz o anlamda rahat olsun. Lütfen kampı benimle birlikte götürün. 4. gün bittiyse asla 5. güne çalışmayın arkadaşlar. Mutlaka 5. gün videosunu kanalda bekleyin. Konularla hızlı hızlı gitmeyin. Çok erken bitireceğiz çünkü. Bir de sizin ekstra erken bitirmeniz sonrasında sıkılmanıza yol açacak. Sonrasında ya bu konu tam olarak bitmemiş aslında gibi bir algıya da kapılma ihtimaliniz var Allah göstermesin. Doğal olarak içiniz çok rahat olsun. Gidiş altımız bakın ekranda tekrar tekrar söylüyorum şiir bilgisini o şiir inceleme soruları oluyor ya 3-4 tane. Orayı bitirdikten sonra ki biz zaten 49 kampıyla Rüştü Hoca ile Türkçe kanalında arkadaşlar bu ilk 6-7 soruluk kısmı bitirdik. Paragraf, sözcük, cümle orası bitti. Yani şu an aslında biz 65 günde ayet edebiyat kampı hani 24'te 24 hedefiyle çıkıyoruz ama bunun ilk 6-7 sorusunu zaten biz Türkçe kanalına bitirdik abi. Bizim şu an hedefimiz aslında onun dışındaki 19-20 soruluk kısmı edebiyat kısmını full çekmek. O yüzden bakın şiir bilgisini bir halledeceğiz ondan sonra o bağı dönemlere geçeceğiz. Yani gereksiz hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Kitabın gidişatı kanalın görüntüsü belli. Gereksiz hiçbir ayrıntı olmayacak. Pratik bilgiler şu gelecek şu gelmiş. Geçen sene bu gelmiş yine gelebilir ama şöyle gelecek. Ya da o sene gelmiş ama artık şu gelecek bu seneyi vurgulaya vurgulaya gideceğiz. Ama tüm detayları notlar zaten elinizde olacak. Yani geçen seneki konu dan en büyük farkımız gün yer değişikliği olacak ve bazı konuların genişletilmiş olması olacak. O anlamda içiniz rahat olsun. Arkanıza yaslanın arkadaşlar. 15 Eylül'de başlayacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kitap linklerini de açıklama kısmına, yorum kısmına bırakıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.